Makine mühendisi Serşat Bey'in tekne üretimindeki yolculuğunu şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Sesleniyoruz sizlere. Yat tekne gibi hobisi olan denize aşık insanları biraz daha yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Bunun için de ESE Şirketler Grubu'ndayız. Yanımızda da Serşat Erbilgin var. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız Serşat Bey? Sağ olun, siz de iyisiniz inşallah. Bizler de çok memnun olduk sizleri tanıdığımıza. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tabii gerçekten bazı meslekler, bazı sektörler ihtiyaçtan doğuyor. Sizin şu anda yapmış olduğunuz meslek de biraz bununla birlikte başlamış. Biraz sizi hikayenin başına götürecek olursak neler söylemek istersiniz? Hanımefendi, makine mühendisiyim. Kendimin küçük bir teknesi var. O küçük tekne için bir kaldırma indirme ünitesi istiyordum. Onu İtalyanların yaptığını duydum. Onlarla araştırma yaptım. Fiyatların çok yukarıda olduğunu duyunca makinacı olduğumdan dolayı kendim üretmeye karar verdim. Evet. Bu yola böyle çıktık. Ondan sonra yol başka yollara devam etti. Tahmin ediyorum o zamanlar yerli üretime bu kadar katkı sunacağınızı siz de hesap edememişsinizdir. Şu anda neler yapıyorsunuz bu şirket adına? Şirketimizde teknelerin arkasındaki hidrolik kaldırma indirme üniteleri, işte platformlar, kapaklar, merdivenler, işte bordo merdivenleri, beach club kapakları dedikleri kapaklar, transformer, tender lift gibi hidrolikle çalışan bütün üniteleri yapıyoruz. Evet. Onun haricinde ayrıca bir havacılık birimimiz de var. Orada da insan, helikopter ve uçak projesi üzerinde çalışıyoruz. Üstelik çok uzun zamandır üstüne çalıştığınız projelerden de bir tanesi bu. Havacılık konusunda rahmetli babamla beraber 90 senesinden beri çalışıyorduk. Onun projesini devam ettiriyorum. Onun için eskidir, epey zamandır o üzerinde çalışıyoruz. Evet, röportajımızın başında da belirttik aslında biraz daha ilgisi olan insanların teknik konuları anlayacağı bir konu. Dolayısıyla çok tekneye girmeden biraz da üretimden bahsedelim merak eden izleyicilerimiz için. Ankara'dayız. Fabrikamızda bütün yaptığımız ürünlerin hepsini in-house yapıyoruz. Her şey burada üretiliyor. Pistonlar, hidrolik kaldırma üniteleri, her şey. Kendi CNC tezgahlarımız var, evet. Tornalarımız var. Onlarla, o makinalarla hepsimiz burada. Yaklaşık bir 35-40 kişilik bir kadronun 15 kişisi mühendis kadrosu. Bunların içerisinde makina, elektrik, havacılık, ondan sonra meteoroloji, bilgisayar mühendisleri gibi mühendis kardeşlerimiz var. Onlarla beraber daha çok esasında bir mühendislik firmasıyız diyebiliriz yani. Peki burada kullandığınız materyaller hangileri oluyor? Değişkenlik gösteriyor mu ama? Daha çok denizde kullanılan malzeme hep paslanmaz çelik olduğu için işte 316L diye bir paslanmaz çelik markası vardır. Hı hı. O 316L kullanılıyor paslanmasın diye. Hı hı. Bazı yerlerde de alüminyum kullanılıyor ama daha çok metalle işimiz var bizim yani. Evet. Yerli üretime katkı sunan bir firmasınız. Dolayısıyla baktığımız zaman da aslında bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar firma var. Siz şu anda Ankara'da konuşlanmış durumdasınız. Doğru. Üretim de burada, aynı Doğru. çatı altında. Peki buradan nerelere gönderiyorsunuz ürünlerinizi, üretimlerinizi? Bizim ürettiğimiz ürünler şu anda Türkiye içerisinde Ören, işte Milas Ören, Marmaris, Tuzla, Bodrum bölgelerine gidiyor. Yurt dışında da İtalya ile çalışmaya başladık. Orada da Cantieri diye bir tersane ile başladık. Evet. Oralara da yolluyoruz. Üretimler peki kişiye özel mi yoksa seri olarak? Üretimler kişiye özel, seri üretimler yavaş yavaş başlıyor. Firmalarla, tersanelerle görüşüp onların seri ürettiği teknelerde, seri üretimlerimiz de başlayacak yavaş yavaş. Şimdi gördüğüm kadarıyla Serşat Bey, bir kere mühendissiniz. Dolayısıyla bunun çok büyük bir farkı var ama onun yanı sıra çok fazla sertifikalarınız da var. Sizi ayırt eden özellikler neler oluyor bu sektörde? Bu sektörde bizim ayrıcalığımız bana göre makine sertifikalarımızın olması, ürettiğimiz ürünlerin hepsinin uluslararası patentlenmesi ve işte ISO belgelerinin alınması. Onun için ürettiğimiz ürünlerin tamamı kendi dizaynımız olup, kendi mühendisliğimizle yapılan ürünler olup satışa çıkan ürünlerdir bunlar. Ama Türkiye'de satıyoruz demek ihracat yapmıyoruz demek değil. Yaptığımız teknelerin hepsi yabancı bayraklı olduğu için
Bunların hepsi de ihracat oluyor esasında. Bir bakıma Türkiye'ye katkı olmuş oluyor. Evet, baz aldığımız daha doğrusu rekabet içinde olduğunuz ülke İtalya. Dolayısıyla ülkemiz ekonomik açısından da sizin işçiliğiniz açısından da çok sık tercih ediliyor. İtalyanlarla mukayese edildiğimiz zaman eksiklerimiz olabilir. Çünkü daha çok senelerdir yapan insanlar evet. bunu. Fakat mühendislik olarak bir Türk mühendisinin hiçbir zaman yurt dışı mühendisinden eksiği olduğuna inanmıyorum. Bence artısı bile vardır. Zeka olarak çok gerçekten daha Türkiye'nin kanıtlanmış bir zekası. Çok daha fazlasıyla. Evet. Serşat Bey, tabii ki bahsettiğimiz üretimi kapsayan ürünler teknelerin, yatların, daha doğrusu deniz araçlarının olmazsa olmazı sayılıyor. Peki uzun ömürlülük açısından neler söyleyebiliriz kullanım açısından? Hanımefendi, bu tür ürünlerde daha çok verilen garanti kapsamı yaklaşık 2 ve 3 sene arasında değişmektedir. Bunlar normal kullanım şartlarında verilen süredir. Onun haricinde 2-3 sene sonra tabii ki tekrar servis verilip değişmesi gereken parçaların değişmesi gerekmektedir. O halde siz satış sonrası desteğinizi sürdürüyorsunuz. Tabii ki. Yani Türkiye genelinde zaten bir satış servisimiz var. Servisimiz var daha doğrusu. İtalya, Fransa, Almanya ve Slovenya'da da zaten bayimiz ve servis ağımız var. Onun için oralara giden teknelerde de orada hizmet verebilmekteyiz. Serşat Bey, tabii gerçekten baktığımız zaman çok ince işçilik de gerektiren bir durum. Dolayısıyla burada çok fazla mühendis de çalışıyor. Galiba bunu da altını çizmek istersiniz. Yaklaşık 15 mühendis kardeşimiz çalışıyor. Ve mühendis kardeşlerimizin çoğusu farklı üniversitelerden mezun. Hepsi de bana göre çok değerli insanlar. Mühendis olarak da, akıl olarak da. Çoğusu genç mühendis arkadaşlar. Yani 30-35 yaş arasındaki genç mühendis kardeşlerimiz. Ama hepsi birer pırlanta bence. Birazdan röportajın başına dönelim. Bir projemiz var dedik. Bundan sonrası için neler hayal ediyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Yurt dışına özellikle ürettiğimiz malların satılması, yani işte piyasayı elinde bulunduran İtalya olsun, Almanya olsun, Amerika olsun, o tarz ülkelere kendi ürünümüzü satabilirsek, ki satacağız bundan eminim. Evet. O zaman herhalde bu firmanın da işte amacı gerçekleşmiş olacaktır diye düşünüyorum. Serşat Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli ben bir röportaj ederim. Oldu bizler için. Sağ olun bir kez. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Ankara'da Serşat Bey'in konuğu oldu. Kendisiyle aslında biraz deniz aşırı yolculukların önemli olan üretimini konuşmuş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.